Yeni gün tüketlerine mutlu sabahlar diliyoruz. Yeni günden gündem programı başlıyor. Bugün hepimizin hayatında olan Milli İpek ve Şans oyunlarını konuşacağız. Oda Başkanımız Sayın Paşa Çakmak, İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak ve İzmir'in, daha doğrusu Türkiye'nin ünlü bayilerinden bir tanesini stüdyomuza ağırlayacağız. Sayın Kemal Kartal stüdyo konuğumuz, büyük ikramiyeleriyle ünlü olan bir bayimiz. Az sonra neler oldu sizden dinleyeceğiz. Önce bir Sayın Başkan dönelim, efendim hoş geldiniz stüdyomuza. İnsanlara şans dağıtmak nasıl bir duygu Sayın Başkan? Yani insanlar aslında sizinle biraz da mutlu oluyorlar. Tabii şans oyunları aslında toplum olarak şans oyunlarına mutlu bağlamak diye bir şey değil. Ancak hobi olarak bu işi devam etmeleri istiyor. Yani adam bugün 500 TL, 1000 TL kullanan... Biraz bunu kumara mı çeviriyor? Evet, öyle olmaması lazım. Evet. İşte kemalar nasıl kasarlarında satın alan birini iki tane alıyor. Evet. Çıkmıyor, sevmiyor, mutlu oluyor bizde ama adam gibi devamlı biraz o zaman büyük arabaları bir zaman bize yüklüyor. Onlar hayatını da etkiliyor. Biz şans oyunlarının toplumu yapabiliyorlar. Biraz rahatlatması, yani o yılbaşı ikramiyeleri gibi biraz da böyle hevesle beklemeleri veyahut da varsa maddi anlamda küçük parayla büyük ikramiyeler kazanmayı, değil mi? Tabii. Ama o türlü bunu tamamen işiyor. Bir sektör görmekle yanlış. Evet. Sayın Milli İpek ve Esnaf Odası görevi nelerdir, neler yapar, faaliyetler nelerdir? Oradan başlayalım ki diğer sorunları söylüyoruz daha gibi sizin ama önce biraz görevlerinizden bahsedelim. Biz şu anda Milli İpek ve İzmir Milli İpek ve Şart ve Esnaf Odası olarak ülkenin bir kurası. Çok güzel. İstanbul'da, evet. İstanbul'da büyüyüz. Sosyal şeylere çok önem veriyoruz. Örneğin 8 Mart'ta bayanlarımızı çağırıyoruz. Bunlara güzel uzmanlara çağırıyoruz. Sorumlulara çağırıyoruz. Destinlere çağırıyoruz. Uyuşturucuyla mücadele için emniyet birimlerinde yanıtlıkları çağırıyoruz. Çocuk bölümünü çağırıyoruz. Anlaşma satın ayarları geliyor. Sosyal güvenlik kurumundan eski müdürlerimizi çağırıyoruz. Kahvaltılı hediyeli güzel bir toplantı yapıyoruz. Bunları üyelerine sunuyoruz. Evet, üyelerine sunuyoruz. Evet. Bir dakika, pozitif yani. Üyelerimize hizmet edecek ne varsa, örneğin odamızda çalışıyor, kapımızda ücretsiz. Bu şu anda bir görüş olanlar veriyoruz. Şu anda yani bir bayan çalışanımız, farkımız. Üyelerin her işini kuşu ayağına giriyor. Çok güzel. Ondan sonra yılbaşı geldiğinde ihbar marketlerine bir yüzü rekabet ediyoruz. Evet. En büyük, evet. Türkiye'de tek hipermarketlere karşı mücadele eden esnaf odası bitirilmiş ve üyelerimizle beraber. Top yapıyor. Tabii biz. Biz buna bir savaş kurduk. Emperyalist savaşa karşı tek kuran Türkiye'de tek esnaf odası. Çok güzel. Senin üye sayınız ne dedi? Yediğiniz en büyük üyeniz var mı? Bilmiyoruz. Milli İpek Odası çalışmıyor. Milli İpek ve Şans Odası çalışmıyor. Evet. Şöyle yapıyoruz. Örneğin TCK bayilerimizle, İDA bayilerimizle. Ne size bağlı? Size bağlı. Evet. Biz bunlar örneğin yılbaşında Tempo bayi alıyoruz. Aynı zamanda bilet satıyoruz. Evet. Ve geçen gün biliyorsunuz bir çalışma yaptı. Engelli vatandaşlar, Tempo bayi alıyoruz. Aynı anlaya koyduk. Engelli bayi bilet satacak, bilet almaya şey yapıyorlar. Ama yoksa sekreterimizin bir görevlendirdik. Bizim masası görevimiz değil. Evet. Ama sosyal olarak o yerimize katkı sağlamak için ayağına bilet veriyoruz. Kendi paramızdan, İDA bayilerine, sayısal bayilerine bilet almak gerekiyor. Bir mücadele veriyoruz. Yani mücadele verirken de söylemek kolay, yapmak zor. Evet. Onu yapmaya çalışmalı. Ve onu da başardık. O seviyede işte Kırgın Kartı'nın Türkiye'de biz bizim bilgiler bulutu olarak çıkardık. Kemal Altın'ı Kırgın Kartı'da alınan görevi. Evet. Kırgın Kartı'yla pek buna zor, yani o sıkıntı yaratıyor diye. Pek sıcak bakmıyor. Onun için mevlade ettiğin hesabı bankaya verdik. Deniz Bankı'na anlaştık. Mevlade verdik. Artı anlaşma yaptık. İlk sene iki ay ödemesiz ve esnaf materyal bir destek alarak da o da aidatlarına da bakmıyor. Evet. Öyle bir çalışma yaptık. Evde geldiği kadar bizim üyelerimiz çok yaşlı, sıkıntılı üyelerimiz var. Çünkü yaş oranı çok yüksek. 460 tane engelli var. 270 civarında bayan üyemiz var. Bunlara bakarak, çünkü yaşlı üyelerimiz, emekli olmayan yaşlı, hiç emekli olmamış üyelerimiz var. Bunlar yaşlandığı zaman sıkıntı yaşıyoruz, diyor ki falan. Adamın aydınlığı üyemiz adına taşıyor veya evinde eşyaklı mesaj atıyor, eşyaklı falan.
ayağını bitiriyor. Yani oda başkanı düşündüğünüz gibi her türlü faaliyetleriz yani maşallah. Belediyenin evet. yapacağı, devletin yapacağı işler bilir. Bence odaların yapması gereken de bu. Sadece orada oturup, evet. Sadece kasılmak değil. Bence asıl sahip olan üyelere bana hizmet yapmak. Kesinlikle. Bunu yapmak zorunda. Çünkü üye içine gerek istiyoruz. Biliyoruz. Yeni bir haber yaptık. Nişancı'ya gidince içerisinde. Evet. Harbi ne yapacaktık? Diğer komiteler önce de vardı. Yani bu sizin de bir haberiniz var. Evet, konuya ilişkiler olduğunu çekilişler artık hele canlı yayından duyurucuya yapıyoruz. Türkiye'ye, dünyaya. Bu sistem nasıl olacak? Sen atılırsın sizin başkanım. Ya, bu şey var. Dövüldür bölüm bir diyen bu komiteye girdiğiniz zaman saat 4'te büyük ikram yine amortizör insanlar kendileri görebilecek. Çağrı çekilir. Bununla ilgili biliyorsun toplumda büyük şaibeler var. Şöyle geçtirdiler de çıktı. Hep bir yere çıkıyor. Öyle dedikodular olur. Ama bunlar tamamen yanlış. Ya bu genel bir şey var. Her zaman halkı açık bir çekiliş yapmakta. Bunu için biz bu vatandaşın başkanı için böyle bir şey yapmaya kalkmıştık. O da işte sağ olsun bilinen güvenlikler bana teşekkür ediyoruz. Muhammed'e çalışanlarına. Onlar yayınladılar. Bizde büyük bir sıkıntı var. Vatandaş faaliyetleri, üyelerin bir şey. Siz birilerini çıkarıyorsunuz. Şunu yapıyorsunuz. Tetiğe gitti bunu. Tabii. Çünkü bizim üyelerin yaşlı. Evet. Engelli. Yani Kemal abinin yaşını bugün 60'a gelmiş. Bu adam bu yaşta birine seni müşkü açılmayı yemek ister mi? Çok önemli. Görüyorsun şimdi 20 TL bayan görmemiş. Abimiz işte bayan abi 20 TL çıktı. Veren daha iyi. Bu kötü niyetli olsa bunu yapar mı? Ve böyle olaylar çok olmalı. Evet. Ha, biliyorsun şimdi bir yüzün davası var. Ondan sonra gireceğiz. Evet. Burada canlı yayında sadece en büyük ve en geçmiş netli gösterecek. Tamam mı? Tamamen olacak. Gösterecek. Yani her ayın 9'u ve şey de var. Burada sayısallar da var. Evet. 10 numara şartı mısınız? Mısınız? Evet. Yani böyle hatta şey de tamam. Tamam. Siz okuyun lütfen. Yani 10 numara şartı süper gol sayısal oyundan da çekmişler ve 21-15'te. Evet. Milli tek oyunda büyük ikramiye amorti çekti. Amurda çekilişle saat 4'te itibaren canlı yayınlanacak. Evet. Dediğiniz gibi 10 numara şans topu, süper loto, 80 lotonun çekilişi 21-15'te. Milli Telekom'un en büyük ikramiyesi, o çekilişi saat 16 itibaren canlı olarak evet. yayınlanacak. Evet. Yani insanlar da direkt canlı yayında dediğin çıkmadan önce hemen bariye tabii işleme yapabilecekler. Bu neler yansıdı yani? Neye yansıdı? Bizim tabi satışlarımız arttı. Artık bizim satışlar önemli. Maddiyatlarımız bizim evet. Yani biz itibarsızlaştırmak istedim. Yılların piyano bayisi. Evet. En büyük kurumlarından biriyiz biliyorsun. Diğer oyunlar da güzel. Esma siz de mutlu oluyor aslında. Tabii. Çok güzel bir şey bu aslında. Yani, sizin yani. Sattığınız bir şey yani en küçük amatörü olsa, en büyük amatörü olsa, kazı kazan da olsa itibarsızlar mutlu görüyorsunuz. Çok güzel bir şey. Ben de gittim bazı bayinlerden de kazı kazan kazan. Moraliniz moraliniz bozulsa gibi bayinlerden gittiğiniz aldığınızda bir çeyrek çıkıyor. Moraliniz düzeliyor. Güzel bir aslında bir misyon bir görev göstermişsiniz. Tabii ama işte biz şunun için biliyoruz özelleştirme de var başımızda bir sorun. Evet. Özelleştiği zaman piyango artık bu sosyal şeylerden çıkabilir. Şampiyonları bir mal sektöründe olur. Şu an ne aşamalı? Bugün takip ediyoruz. Yani şu anda var mı size gelen bakanımız şey? Bizim agresif satış açıklama yaptı. Yani satacağı İyi beğendim. Ama evet. Bizim burada şunu izah ediyoruz. Bizimkiler yaşlı ve engelli üyeler. Evet. Türkiye'de 15 bin milli yani bu ayı sayısal var ya. Bunlar özellikle bir zaman. Ne oldu? Ne oldu? Sıra deyip Kemal abi gördük. Kemal abi diğer bir satmaya en gittiği zaman ne yapar abi? Her gün aslanı yedir. Bu adam, bu vatandaş üretiyor. Farklı sağlıyor. Vergi veriyor devlete şu anda. Özellikle bak yani bayi sistem ortam mı kalkacak? Ya bayi adamlar bunu çalıştırdığı garantiler var. İlk başta bir şart var yani. Diğer bir bayi eğer şartlara uyumlusa biz bunu çalıştıracağız diyor. Ama öyle şu an değil. Şartlar yok. Evet. Yani tamamen onların elini bırakıyor. Biz de toplumda bir şeyiz. Yani biz hiç zaman demedik bak. Biz piyango almayacağız, boykot edeceğiz. Evet. Biz her zaman şunu dedim ben. Bak sana şu kadar da yaptığımız özelleştirmeler. Evet. Kesinlikle biz son günlerde verdiğimiz satacağız. Devletimizin bu vergiden gelirini sağlayacağız. Son dakikamıza kadar, ölene kadar biz devletimiz kazanmasını istiyoruz. O yüzden biz boykot ediyoruz. Herhangi bir
sisteme karşı mücadele ediyor. Özel sistemler çok büyük, daha büyük sınırları bilinen bir tercih yapalım diyor. Bunlar sektörü yok. Yani i̇nsanlar iş görecek, ya ben bunu oynayacağım, para kazanacağım. İş haline getirecek, meslek haline getirecek. Evet. Toplum ne demek bugün? Las Vegas'ta 2 milyon insan numaralı değil. Bizim de bu makinelerimiz, bunlar onun numara makinesi olmayı unuttuğum gibi yok. Bir de ekleyilmiş. Yani onun bahis oynatma yetkisi de var. Evet. Diyelim ki tamam bizim Giro'nun tattı. Makine sayısal bu makine böyle yok. Evet. Sevmiyor. Evet. Bazı yerlerini sevmiyor. Giro artacak diye. Evet. Artacak. Yaptı diyelim ben 5 yapıyordum, 7 yaptım. Evet. %6 olacak, %3'ü. Bugün İdar Bay... Kârı düşürüyor bunu. Tabii. %6 kalmıyor. Tabii İdar Bay'den %7 alıyordu. Şu anda %3 çıkacak çalışan haliyle. Ne anlamı kaldı? Yeni ikisi aynı kafaya gelecek. Ama iş o dedi. Buradan o dolu tarafını götürüyor. Evet. Hoşunu gösterebilir. Nerede tanışıyor? Tabii şiş. Evet. Bugün kent bayine bak. Yani birini aldık da. Evet. Sürümde. Sürüm. Sürümde de para var. Evet. Adam kalk bir şey isteyecek. Böyle para var. Aynen. Biz bu yüzden yani bayilerimiz bazen işte diğer toplantıya İstanbul'da bakanlığın çağrı toplantıya o kadar bir sürü de işte bugün yani istiyor olarak biz buna diğer odalar özellikle ne yaramak öyle? Peki onlara bu ters olarak yansımayacak mı? Yani binlerce insan özel çalışmalarına işsiz kalmayacak mı? Şimdi bazısı ne düşünüyor? Bu yüzden işte toplantı, bazısı sayısal var ya, işte, oda başkanları. Evet. Toplamda bir tek belediye almadım, belediye yetim satar yapıyor ama düşünemiyor ya bu özelleşti ama zaten makineye iki tane oyuncudur. Her gün iki oyun geliyor ama bir yandan uzatış olacak. Evet. Alır mısın? Evet. Kimse onu milyar ile yönetmeyecek, yanına kalmayacak. Adam çok bak, adam müşteri geçecek bir tane, yeni para kazanmayanlar var. Evet. Bunlar sana satacak. Evet. Ve adam alan kişi yansın ama ya diyecek benim %3'ü niye veriyor kardeşim? Ver bunu internete, adam gelip sana alalım. Bak o gibi televizyonun Türkiye'nin büyük kanalı. Onun bay sonunda sessiz var. Evet. İddia bayileri 18 yaşında küçük olmadan bir durumdan haberi yok. Niye iddia bayileri kapatmasın? İnternet oynuyor. Evet. İnternette adam başkasının derinde lise başlıyor da oynuyor. Tabii bu da var. Sırf iddia bayileri kapatsın bile internet arasında Türkiye'nin büyük kanalı. Evet. Yani bu iş esnafın o kadar uğraşılması bile yanlış. Bir esnaf dükkanı açıyorsa, spotajı veriyor, kira veriyor, bedeli bir dükkan alıp çalışıyor. Evet. Gerçekten bunun denetimini, yani esnaf denetimini nasıl sağlıyor Sayın Başkan? Biz dediniz 18 başıydı, bu nedeniyle bir düzenleme var mı? Yok, oynatmaz. Bak şimdi, 15 yılda yine 3 TL oldu. Evet. 3 TL için adam makinesi bir şey yapıyor mu? Evet. Maksat o değil, ya maksat makineyi kapatma. Evet. Ha böyle bir kısıt var diyorsunuz. Kısıt var. Esnaf bu kritikliğe doğru gidiyor. Yani bunun önlenmesi lazım. Bugün TCK bayları üyemiz ya. Evet. 5.1 yaşamış çalıştırıyor. 5.1. Ya bu adam 20 milyar lira yapsa 1.200 para kazanacak. Başka iş yapamıyor bu adam. Çalışı yapamıyor, bir şey yapamıyor. Evet. Bu adam eleman çalıştırıyor, kira veriyor. Bir de bizde ne var biliyor musun? Dükkan açtık diyelim. Sen bir daha bayısın. Belli bir şeyi de var. Tabii. Prosedürü tabii diyor ki adam dükkana geçtim yani. Ben evet. 1.300 liraya kira istedim. Çünkü şey yükseliyor, rant yükseliyor. Aşağıdaki dükkanlar 300 TL, adam ben de 100 TL gittim, kendi dükkanım geçtim. Niye kira yapıyor? Kurtarmıyor. Rant mı yükseldi şey? Tabii adam ya senin giden için almış şeyi, hep para basıyor. Evet, karşılarında bir karşılarında öyle gözüküyor. Ama öyle değil, giderim var şu anda. Sigortasına gelmesi, işmesi. Doğru diyor. Der ki ayakkabı 300 liraya, sen 1.300 liraya. Evet, çok aykırı. Esnaftan, halkımız esnafa destek olmalı. Yani oyunlar internette değil. Hipermarkette bir yan yolculuğu değil. Esnaftan aslında esnaf. Bir esnaf olarak şu düşün. Bu abi bir yan yolculuğu. Sattığı biletten para kazanıyor. Çocuk okuyor. Üniversitede. Ne mutlu. Ne mutlu bu yaşta. Elinizden öpüyor. Katkı sağ olun. Bir kişiye iş sağlamanın devletiye maliyeti 450 bin. Evet. 450 bin harcamadan bu vatandaş kendi parasını işe sağlıyor. Ne güzel, ne mutlu. Gidip kahve peşinde de oturabilir. Hastane peşinde de şahane adam. Çünkü bu iş bırakırsa psikolojisi de bozulur dediğiniz gibi. Hasta, yani hastada dolaşmaya başlıyor. Şu an dolaşıyor. Çok güzel bir şey aslında. İnsanlara bak anahtarını bırakanlar var. Biliyorum ben abi tezi açtığı yerden anahtarını bırakıyor.
ihtiyacı oluyor ama evde para kalmadı. Kemal abi veya şu bize 5 lira olur ama eşimle bir yok diye. Aslında bir bakkal gibi yani. Hani aynen. Kim yoksa bakkala vardır mutlaka mahallenizde. Aslında bir yapılmış en yakınımız bizim. 500 tane bakkala geliyoruz. Siz yani yanımızdayken yani seyahat görmesin. Bakkal yeriniz var, kaleci yeriniz var, büyücü yeriniz de var. Ne güzel, ne güzel seyirmiş. Kargo'da gideriz. Ama şu anda bir sıkıntı yaşıyoruz özelleştirmeye ilgili ve bu internette oynanan bahis oyunlarında veya satış bahis başında var. Zaten sonra da karşısınız. Sonra kadar karşısınız. Biz internette oynanan karşı olup veririz ya. Bu insanlar açıyor başkasından önce. Çünkü orada oynuyor. Yani. Ocaktan söylüyor. Evet. Veya satış bahis de... Takibi de yok. Takibi de yok. Evet. Belki insanlar evini mal mı bilmiyor. Her şeyi kaybediyor. Bu tip insanlara bile karşılaşıyorsunuz. Tabii canım. Çünkü öyle şeyler denk değil ki. Yani bizim üyeleri de çok var. Büyüyelim, gecikte bayi. Adını söyleyeyim. 85 milyar dolar kuruluyor insanlar. Ya oynanma olacak. Ama bu insan ne yapıyor? Diğer insan para bulamadan atıyor. Diğerleri de para atıyor. Kredi çekiliyor. Ve kredi kartıyla da bankalar diyor. Hastalık haline geliyor. Bunun için bir tedavi sistemi kurmaya çalışıyor aslında. Mücadele var, araştırma diğer ülkeler de var. Biz de bunu İzmir'den yapmak istiyoruz var da buna gücümüz evet. Ama burada seçecek ya. Bir üniversitelerde destek alalım. Görüştüm onlara. Evet. Yani, kumar hastalığı bu. Evet. Yani her şeyin yakın ama diğer bu değil. Diğer bu da tanımlarını görüyoruz. Evet. Ama bu özelleştirdiği zaman resmen kumar dönüşecek. Korkma makineler gibi dönecek. Belki süre bizim üyelerimiz bunlar. Gidecek mi ondan sonra? Bertan edecek. Tabii. İnternet kaldı. Cepte yine. Evet. Artık günümüz o hale geldi. Görüyoruz. Evet. Bayağı bir şey düştü bizim. Evet. İddia bayilerinde şey çok düştü. Sıkış. Tabii. İnternette yönelik bir sıkış mı? Evet. Onun için internet belediye ve şart olduğunun kazanacağı kadar bakmamız lazım. Evet. Bunu bir sosyal bir proje, bunu belli kısıtlamalar getirerek internetten direkt kapatarak belli bir bayi sayısını çoğaltmayan bir yer bulması lazım. Şart olduğu için en az 10 bin lira makine sayısı da burası alacak. Evet. O da bir rahat olmuş bir şey. Adam veriyor sana ki arkadaş ben sana makineye veriyorum. %3.5'tan her 6 ayda sen de 1 milyar para alacak. Ne yapacaksın? Kent kapalı da işte. Evet. Adam kent kapalı para kazanıyor. Makineye de para bağlıyorsun. Makineye de para bağlıyorsun. Ne yapıyorsun? Köylet sistemi gibi çalışıyor. Yani onlara bağlı yaşıyorsun. Evet. Seni bağlı o hale getiriyor. Bağlı sistemi. Eşit bir şekilde kapılıyor. Bir sözleşme olarak tek taraflı. Bir hak elde edemiyor. Evet. Aslında bu TCK ve spor toplu, bilgiyen bu üyelerin bize gelse şu anda bizim sayımız 300 lira sayımız. Hey, Sayın Kemal Kart, Türkiye'nin en şanslı bayların bir tanesi. Kemal amca, bugüne kadar kaç kişiyi sevindirdin? Çok. Mutlaka çoktur. Böyle biraz sizden dinleyelim. Yani kimlere ne verdiniz, nasıl bir refleksler karşılaştınız? Biraz bir anılarınızdan bize bir bahseder misiniz? Bilinenlerden. Evet. İlk 81 yılında en büyük para 15 milyondu. 15 milyon. Büyük ikramiye. Evet. Alsancak'ta bir daire 600 bin paraydı. Yarım bilet 7,5 milyon çalış para aldı. Edirne'de. Mesela Edirne'ye giderdi. İzmir'den bir yani uzak. İzmir'e dur ne bilet bilet satıyor. Her hafta her hafta evet. Bu şartlarında çünkü orada büyük ikramiye çıktı bana. Ertesi hafta 8 milyon çıktı. Bir mantıcı emekliye çıktı. İzmir'de. Yine Edirne'de. Evet. Yani 2 hafta üst üste oldu. Ben orada büyük bir meşhur oldum. Evet. İsim yani, yaptınız. İsim yaptım. Karşıya bağlı Kemal ismi aldı. Oh çok güzel. Yani, ama yıllar geçti. Sonra geldim buralara. Konya'ya gitti. Denizli tarafına gitti, Bodrum tarafına gitti. En son Bodrum benim 15 sene kaldım. Evet, orada bu işi yaptınız. Tabii. Orada nasıl sistem? Orada kimleri kimleri mutlaka vardınız. Evet. Ve turistlerin milli plan ilgisi nasıl? Şöyle anlatayım. Orada ben dil 50 yaşından sonra İngilizce öğrendim. Ne kadar güzel. Bilmiyorum. Ne kadar güzel. Zor. Evet. Ama elimi yazardım öyle bağırırdım. Turiste. Evet. Benden ilk 100 bin lira çıktı. Galler'de 84 yaşında İngiliz vatandaşa çıktı. İzmir'e geldiler, parayı aldılar. Oraya gittiğinde mi haber olmuş çıktığından? Turgut Reis'le. Evet, evet, o da mı yaşıyorlardı? Yok, onlar
15 günlük tatile. Yani tatile geldiler. Yaptılar, gelen turlarda geliyorlardı. Devamlı gelen. Evet. Yani. Hayır yani çok soruyor. Yurt dışına gidince mi büyük ikram çıktığının haberi olmuş? Yok, burada burada. Evet. Büyük ikram çıktı. Geldiler İzmir'den altına gittiler, barcılarına. Evet. Karayı aldıktan sonra dedi, problem yok dediler yani. Yani Türkiye'de bir yani bu çıktı. Paramız aldı, problem yok diye reklam mı yapıyorlar? Herkese duyurdular bunu. Onlar kendi aralarına internete de çıkardılar bizi. Hatta bir ara Delinler Üstelsesi'nde de çıkıldı yani. Ürününüz dünya, ürününüz İngiltere'ye, Galler'e kadar evet, gitmiş. Galler. Ertesi yıl yine 100 binlere çıktı, İskoçlu kızlara çıktı. Güzeldi yani, onlar da reklam böyle var. Ben Türk müşterim yok. Peki çıkınca size geliyorlar mı? Orada yani. Evet. Yani yakının doğruyuz. Evet. Türk müşterisi olmayan National Roadman diyorlar. Türk müşterisi olmayan? Türk bir yer boyutusu. Tek Türk. Evet. Hiç müşterim Türk yok. Evet. Var da az evet. Ya. Yani. Evet. Ağırlık yabancı. Ağırlık yabancıydı ya. Güzel de işin var. Yabancıları milli piyano seyrediniz. Tabii. Mesela bizim Gazıra'dan aldılar. Oynamış notası vardı. Milli piyano'yu da aldılardı. Milli piyano bilet alanlar şeyde de alırdı yani. Oturanlar. Evet. Yerli sizde gibi. Kalan. Evet. Evet. Yerli turist. Evet. Onlar güzeldi yani benim için. 2012'ye kadar güzeldi. 2012'den sonra rahatsızlık çektim ben. Evet. Ondan sonra tarafı pek gitmedim yani. Evet, artık İzmir'desiniz. Şu an İzmir'deyim. 2 ay, Ramazan'da, Haziran'dan bu yana Bozyaka, Narlık Duran tezgahı açıyorum. Evet. Orada bir yarım bin çıktı falan başa. Kazıkazan'dan mı bir piyangodan mı? Kazıkazan'dan. Yani. Nasıl yani o an nasıl bir refleks oluştu? İnanamadı mı? Aslında çok güzel bir şey oldu. Dedik ya temin ilk başında insanlara sevinç dağıtıyorsun. Evet. O anlık sevinç evet. Kişi 100 TL buldu bayan kendisi. Biraz bilet aldı, biraz parasını aldı gitti. Yarım saat sonra yerde abi bakar mısın ne kadar var bunlarda? Bayan 15-20 tane almıştı yani. Evet. Şimdi 20 bin ben gördüm. Dedim doğru mu? Doğru mu dedim? Kemal amca buraya gideceğim. Temel başka bir konu vardı ya. Yani siz cidden iyi niyetli olmasaydı hani olay var ya kaza 100 lira yerine 100 bin hikayesi. Siz iyi niyetli olmasanız böyle bir şey düşünün böyle bir şey olur muydu? Ben iyi niyetli olmasam o 100 bin 20 bin gitmişti. Evet. Veya benim yerim başkası olsaydı. Evet. Ama bizler öyle değiliz. Evet. Bizi güvensinler. Çünkü 20 bini ben gördüm kadın söyledi. Belki bir kadın bunun farkında değildi. Değil. Evet. Yani onu 20 bini görmez. Evet. Ben gösterdim zaten. Elinden burada var siz ya. Yok diye yırtabilirdiniz de. Kötü bir olay. Evet. Şahsa gidecek olan para devlete kalacak. Evet. Ama şahıs alsın parası. Evet. Ama de, güven, bu güven. Evet, güven çok önemli. Evet. Bunu orada şimdi Necla Hanım galiba ismi adamı. Ona çıktı. O sevindi. Ben daha çok seviyorum. Evet işte. Şimdi o bunu sizin de seviyorlar. Evet, yeni gün evet. Yeni günde çıktı. Güzel bir şey oldu yani. Mahallede yeni bir isim, yeni bir şey. Her sefer evet. Tabii eski mesela o durumda çıkmış olan iftiramiye resimlerim var. Çok güzel. Orada. Sizin arkadaş gördü onları. Onları falan astı. Güzel bir şey oluyor yani. Açması güzel. Siz de mutlu oluyorsunuz aslında. Hayır, tabii. Yani hem karşısını mutlu ediyorsa hem kendinizi mutlu ediyorsunuz. Tabii çok güzel bir şey. O duyguyu ben çok evet. Yaşadım yani. Evet. Çok yaşadım. Kendinize çıkmış gibi aslında hissediyorsunuz. Hayır tabii. Ona çıkması güzel bir olay. Evet. Çünkü cebinize girmese de o duyguyu yaşamak, o ünü almak. 20 bin lira ufak para geldi. Evet, yani olsun. 100 bin çıktığında evet. Zaten çok güzel bir duyguydu yani. Evet. Mesela o kadar 100 bin çıkan şahıs, ben mutlu oldum, onlar da mutlu oldum. Onlar uçmuş durumda. Herkes. Çünkü turistler bana sıcak bakıyorlardı yani. Müşterin kapasitesi artmıştır. Müşterim, az önce söyledim. Evet. Yani Türk müşterim yok. Yoktu, yani. Maşallah. Yani, maşallah. Çok güzel bir işin de çok güzel. Maşallah. Yani, Allah göstereyim. Evet. Olsun hayırlısı. Sen mutlu olmak güzel bir şey. Kesinlikle. Mutlu olmak mutlu etmek. İkisi birlikte. Evet, evet. Sayın Başkan, evet bu tam bu konuya gelmişken bu kazan davasında sonları nedir? Size gerçekten bu, çok iyi anlattınız. Aklandınız da bir sıkıntı yok ama bir dava olabilir de vardı herhalde. Sonları nedir? Tabii ki bizim de evraklara göre. Bizim çalışan paramız olduğu için anlatılabilir. Ondan önce makine ücretsiz. Hazmine davası. Biraz hatırlatalım mı izleyicilerimize? Bilet getirmiş, 5 tane kasadan almış, 1 tane bilet almış. 5 kasadan alırken 1 tane 10 TL çıkıyor. Şöyle bakmıyoruz. Evet. 10 TL'yi smartphone'dayız. Evet, yurtuyor. Yani parasını verip yurtuyor atıyor. Tamam.
Gidiyor 1 saat, 1,5 saat sonra tekrar dönüyor. Sen de 100 bin çıkmanı yıkmanı. Adam ne yazsın ki? Zaten bak 1 TL, 5 TL, 10 TL, 20 TL, 20 TL, evet. İkramiye yalnızca bir sana evet. Böyle bir, bu da bizim ayı. Ne yani, kadar güzel bir aklı, uyarıcı bir bileme var. Bizim yerimizde var. Evet. Bizim İzmir'de şapkamız ayrı, kimliğimiz ayrı. Tam bir resmi düzen içerisinde. Hizmet etmek için. Evet. Bir şey yapmaya. Yani. Evet. Tamam, gidiyor geliyor, gidiyor anlaşıldığını söylüyoruz. Karakola bütün çöplerin sorunu çektiriyorlar, suçu geliyor. Yani yüzük mağdur, öyle bir yapacak insanlar değil. Sıcakta o vatandaş. 100 bin. Hayır bir de 100 bini yırtması anlayacağız. Değil mi sizde bir hani yırtmayı kaldırsa ama gözünü yırtıyor zaten. Kendine geçen bir çok bir şey yok ki, para yok ki. Kötü niyetli bir bayi yoksa diyelim ki biz de diyoruz ki biz hepimiz meleğiz. Evet. Biz de biz de insanlar. İnsanlar bir hata yapacağız. Evet. Yapmazsak da ben insanlar. Öyle bir şey yapsa diyelim ki bu Hüseyin'e bir şey yaptı. Evet. Sıcak evet. Adam niye dursun orada bir de? 100 bin lira para çıkmış. Evet. Böyle bir televizyon dolaşarak böyle haber yaptılar. Toplumun yüzünde mesela insanlar arıyor da ilgili bir işte bayi çıktı da yırttı 10 bin lira mı? Ya 10 bin lira mı? 10 bin yok ki zaten yani. Yani adam durmadan arıyor. Böyle bir bayilerimiz, üyelerimiz olduğundan anlayabiliyor. Bizimkiler yaşlı, bayan insanlar çok fazla olduğu için insanlar gurur meselesi. Hatta hiç çekmeyen arkadaşlar oldu. O arkadaş da psikoloji gibi. Bu kadar psikoloji bozuldu. İnsanlar sana böyle dolandırıcı bir şikayetçi gibi. Evet, o yitam bu. Temiz, bugün bir bilgiler bu bayi alması için bir şey temiz kağıdı lazım. Temiz kağıdı olmadan bir bilgiler bu bayi alamaz. Satamaz, evet. Ya bir emniyet mevzusu bir hakim savcı nasıl bir bilgiler bu da bir bakıyor. Öyle oldu hadi bayi böyle bir iftira maddelerine. Hayırlısı. Yani biz görülen bu işin bir takipçisiyiz, bilincindeyiz. Ama cidden üzüntü verici. Dediğim gibi Kemal Bey bile bütün o parayı yırtıp atabilirdi. Ve fark etmedi. Demek o kadar dikkatli bakmış ki 20 bini söylemiş. Öyle olaylar çok oluyor. Evet. Yani gerçekten bizim yerlerimiz. Bak hep aynı tiyatrolar ya. Dolaşırken bu insanlar kötü niyetli olsaydı bir yapma yapmaz yani. Evet. Bak hepsinin. Ya Lokman abi bizim geçen de o yaptı biliyorsun. O da bayan. Aynı şekilde Lokman aldı. Bayan aynı şeyi yaptı. Getirmiş, 20 bin lira vermiş amcaya. Kızım demiş ki 20 bin lira. Bunun 4 lira, 5 lira diye. Anladın mı? O da aynı şeyi yaptı da. O ki Lokman abi borcu harcı vardı ya. Adam şey, bankalara ödeyemiyordu. Bu adam da haklısın dedi. Bilmiyorum dedi. Niye adam diyor ki ben 70-75 lira. Tenezzül etmemiş. Ne kadar? Evet. Bu yaşıma kadar onun bu şey. Evet. Senin hakkını ben sana çıkarmaz gibi beni geliyor mu? Evet. Maalesef işte kötü imaj ve basının bütün Türkiye'de haber yapması. Yani böyle yaptılar ki sana bir çirkmiş, gerçekten yırtmış, atmış. Yanlış. Gerçekten evet. Kurmuş bir imaj yaptılar. Evet. Biraz da minibüsün sahtekarlığından bahsedelim. Yani sizin dışınızdaki hani sokakta sizin bayınız olmadan veya da üzerinde tarih yaparak bu işi yapanlar. İşte şimdi geçiyorum. Evet. 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 Dolandırıcı ekseri yapıştırma bir metere ettik. Evet. Ben kim olduğunu çekip getiriyorlar. Yani vatandaş diyor ya şikayetçi şirketler var diye. Yok, keşke getiriyorlar. Evet. Şu adayı değiştiriyorlar numarayı. Numara sistemi mi? Numara sistemi komple değiştiriyor. Bilgisayar üzerinden. Başka biletleri çıkarıyorlar. Bunu yüzük atıyorlar. Listeye bakıyorsa ikramiye var. Bize böyle bir yarımsa ikramiye. 5 bin lira, 1250 lira. 250 lira sana bahşiş veriyor. Her 1000 lira diyor. Bayi seviniyor. Hani bu sefer 1200 zayıf kaybediyor, dolandırılıyor. Evet. Çok kuruyor. 70 tane bir bayi dolandırılıyor. Nasıl önlem alıyorsun bununla ilgili? Mesaj yapıyor bu şeylerde. Ekseri çok şey için sayısal bir iddia tecrübe bayilerini de atıyor. Evet. Zarar görmesin diye ama öyle bir şey ki. Hatırlıyorum ki Yenipaşa Mahmutları'nı yapmışlar. Attık mesaj bir gün sonra Hüseyin abiye geliyorlar tekrar almış. Cezmiyor adam. Yani orada cezmiyor ne yapıyor? Bağlıyor. Listeyi, numarayı değiştiriyor. Listeyi değiştiriyor. Tahribat yapıyor. Listeyle geliyor sana. Bakıyorsun, tamam diyorsun. Parasını ödüyorsun, bilet alıyor. Listeyi mi değiştirenler var? Listenin numarası tahribat yapıyor. Bir harfini değiştiriyor, iki harfini. Örneğin 5 bin lira, 3 bin lira, ufak paralara yapıyor. Yani
Tabii. Bayi dönemiyor. Anlaşılmasın diye. 200 lira. Evet. 1000 liraya. Çabuk verebilirsiniz diye. 200 lira herhalde bir müjdem olur. Onu alıp kaçıyorlar. Yani biz bu ara parayı almaya gittiğimizde müdürüm gülüyor bize. İşte, veya mahkemeye veriyor. Siz itibata kalıyorsunuz çünkü. Siz itibata altına kalıyorsunuz. Tabii. Siz yapmış gibi oluyorsunuz. Şöyle söylüyor müdür. Diyor eskiden öyle oluyordu. Bize oldu. Efendim bunun 100 dolar teminatı vardı. Yapmadığını nerede emin? Bir suçluyuz, ilk bir mahkemeye veriyor. Evet, o da var. Suçluyuz bu sefer. Ama suçlu olduğuna biz... Hem kandırılıyorsun hem de suçlu olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii dolandırılıyoruz. Artı suç altında. Mahkemeye çıkıyor. Suçlar altta kalıyorsunuz. Büyük suç yani. Evet, dolandırıcılığa giriyor. Adam öyle de 100 doları var içeride. Yapmadığını nereden bileyim? Evet. Tüm üstümüz atıyor suçu. Evet. Bu sefer bir suç, ağır suç. Ağır. 60 yaşındayım ben onu şeyden 50 lira için. Ne için bayağı 100 lira için? Kesinlikle. O yine vatandaşı yapmış dolandırıcı bizim bayi yakaladı. Karakola gidiyor. Yaptırmıyor. Evet. Mesaj attı. Dolandırılmadan geldi. O bir de tekrar çaldırdı. Hırsızı yakaladı. Polis getirdi. Tamam. Üyeler daha var kazanılanlarından parası. Evet. Yani üyelerimiz çekilmiyor. Yaşlı, de korkuyorlar insanlar. Evet, doğru. Başıma iş çağırıyor. Aynen. Ama burada korkmamak lazım. Mücadele etmiyorlar. Evet. Bu insan bir daha yapıyor. Ve amortileri getirelim de kıza baksana. Yani şöyle saçını 200-300 lira şey yapmamışlar. 150-20 insanlar. Evet. Bu sektör yapmazlar. Üyelerimiz de çekilmiyor için, şikayetçi olmadığı için. Bunlar istediğim var. Evet. Sayın Başkan, İzmir Birlik Akademi ne kadar şanslı, ne kadar zamandır İzmir büyüklerle tanıştı veya tanışmadı? Sizin ilk istatistikleriniz var mıdır? Çıkıyor İzmir'de. Yani büyüklerle çıktı, bu sene de çıktı. 3 kere bile çıktı. Kazıklarından yine böyle ikramiye de çıkıyor. Sayısal da çıktı. Yani onlar şansa bağlı. Yani onun şimdi şu kadar kaderini geçiyor. O ile diyelim Ankara'nın şu kadar ilgili çıktı ama İstanbul'un bir ilçesi oradan daha fazla ikramı. Evet, istatistiklere baktığımızda dediğim gibi İstanbul, Ankara, İzmir olarak geliyor katı kategori. Herhalde o da nüfus yoğunluğundan olsa gerek. Şansa bağlı ya. Çok satan adam yani, çok satan yani, çok çıkar. Evet. Yani 5 çıkıyor, 4 çıkıyor sayısalda, 10 numarada. Oynamaya bağlı. Yani turizm olan yerlerin ikramiyeleri de çıkıyor. Yani biraz şans için diyorsunuz. Adı üstünde yani, şans oyunları. Şans oyunları. Yani bizim konakta bir Ahmet Abbas, bu engelli zaten. Evet. Yani Mehmet. Aynı tezgahta 10.000'de 100.000 çıktı. Aynı satılan tezgah çıktı. Aynı gün. Evet. Ya şanslar var. Evet. En çok satış dönemleri herhalde yılbaşı olsa gerek. Zaten şans oranına baktığın zaman %54 iddia, %26 tezgah, %20 de piyango. Piyango'nun da şans oranında %70 sayısı oldu. Ne? Evet. %22 piyango, %8'e kaz kazan. En düşük kaz kazan oldu. Evet. Kaz kazan neden? Yılbaşında ikramiye bile satıldığı için kaz kazanın bir cazibesi oldu. Evet. Ama sayısal oranları çok yüksek miktarda. Eskiden bu şans oranı %70'i piyango oldu. Tam tersi aslında değil mi? Mesela yani insanlar o zaman şu anda düştü. Artık insanlar daha böyle bahis türlerine yöneldiler. Evet. Şampiyonlarımızda iki türlü. Bir bahis türü var, bir havuz türü var. Örneğin spor topu, havuz türü. Evet. Yani bu havuz türü alacağın şey gibi. Alacağın para belli. Bir yanda alacağın para belli değil. Evet. Örneğin iddiada alacağın para belli. Oynuyor şu an. Hesaplarına çıkıyoruz, altına yazıyor alacağın ama para. Ama sistem oynarsan ayrı. Piyango'da da alacağın para belli. Belli, amortu veya ikramiye. Artık şampiyonları şeye bağlı. Bahis türüne baktığı için alacağın parayı da veriyor. Çok kişiliğinden alıyorsun. Az kişiliğinden tamam mı? Düşüyor evet. Tabii. Onun için daha değişik oyunlara yöneliyorlar. Bahis türü oyunlara yöneliyor. Bu diğer bir türü oyunlar yazanlar. Doğru olarak diğer oyunlara yöneliyor. Bahis yani heyecan yaşayabileceği oyunlara yöneliyor. Evet. O da bugün yazılışı bahiste 12,5 milyar dolara çıkmış. Evet. Bütün şampiyonlarından toplamından daha fazla ve de insanlar 1.25 veriyor iddia diyor. Orası 1.50 veriyor diyor. Evet. Ama şu var, kazananlar belli para limitini alamıyor. Yatırdığı paranın karşılık çıktığı halde alamıyor. 10 milyar çıkmış da vermiyor. Hatta ne oluyor biliyor musun? İnsanlar yerler açmışlar. Burada eski dışı bahis oluyor diyorlar. Yani senin işin geliyor sana şu maçlar, şu maçlar, şu da para basıyor diyor. Sen oluyor işte. Büyük. Tabii.
Bununla ilgili tehditler, mafya var, şeyler oluyor. O ben bahis oynuyorsam beni götürebilirim. O yönetim bana 20 milyar kadar borç veriyor. O 20 milyar borç veriyor. Benim ilanı işini yapıyor. Taksimetreyle şeye dönüyorlar. Paraya dönüyorlar. Senin senedini birilerine satıyorlar. Ne hale gelmişsin senin yani başkanım? Şey, ben valide görüşeceğim. Biliyorlar. Dükkana iki kere basıp yanıtlar. Araba uçuyor. Sırf senin bu işin üzerine gitmedi. Yani büyük tehditler var ama maalesef devlet kurumları bize destek olmuyor. Buradan çağrımızı alalım Sayın Başkanım. Bize destek olsunlar. Yani, Sayın Valiye, Sayın İl Emniyet Müdürü'ne buradan mutlaka bir çağrımız vardır. İddia bayileri tek tek dökülüyor. Bu yargoda böyle olduğu zaman, üzeri geçtiği zaman bunun olacağını alalım. Yani 12,5 milyar dolar. Ben 7,5 milyar dolar. Ben çok fazla mı söylüyorum diyordum. Ve şu anda alabilmeden ilk işe devlet şu anda hap oynayan, oynatan insanların mallarını elde ediyor. Ama bunu bu seriye indirilmiş ya. Bu yazıkta şu anda şu paraya ihtiyacımız var. Evet. Niye yurt dışına gitsin? Niye bir yerlere gitmeliyiz? Ya bu oynatanlarla büyük ihtimalle terör o da var. Bu cesaretle bir üstümüz böyle bir iş yap. Evet. Ben cesaretle bir üstüm. Arkadaş cesaretle bir üstüm. Edemezsin. Benim grupların eline geçti. Bir de şunu söylüyoruz arkadaşlar. Tiyatro aslında. Milli Piyano Genel Müdürlüğü kar, sosyal formasına, yani çocuk sigara kurumuna, organik kurumlarına, üniversite kurumlarına aktarıyor, okullar yapıyor, yurtlar yapıyor. Milli Piyango, Milli Piyango'dan alın diyorsunuz. Evet. Çünkü evet. Bugün şirketten aldığınız zaman bayisi kar verildi. Genel kurulu, Milli Piyano Genel Müdürlüğü kar verildi. Sattır ve de kar verildi. Ama bunu ana bayilere, baş bayilere verdiği zaman bu kar baş bayiye gidiyor. Evet, genel müdürlüğe gelmiyor. Yani aslında en azından bir öğrenci okumuş yollar destek. Aslında hatta bir amorti için alsa bile onun gittiği katkılar var. Bir bağış mı yardım olmuş oluyor? Şimdi şu eskide piyangolu insanlar vardı değil mi? Niye çocuk yardım olsun? Yani ödül çıksa bile aldığın devlete kalsın. Öyle bir yapı var. Mantık. Evet. Şu anda öyle bir imaj yarattılar. Şikayetçilik yapıyor, şu oluyor, bu oluyor. Piyangolu bitirdiler ve satmak istiyor. Ya kültüre alacak adamı insanlar öğretecek, şu üstün toplum yaratılacak, bu da yaratılan toplum üretmeden, çalışmadan para kazanmıyor. Bir güzel başlığı da para kazanmıyor, evet. Ama bu toplum ne yapıyor? Obası oluyor. Evet. Ya bu internet olayı diyelim, interneti kapattık, insan bir yüreği gidecek, bir daha bağlayacak. O yürüyecek, yani şimdi obası olmayacak, asil olmayacak, şeker olmayacak. Yürüyerden yürüyecek, evet. Spor yapmış olacak. Evet. Ne olacaksın? Senin bir daha bağlayacak adamın ne bitti var? Adam 100 milyar oynayamaz. Oynayamaz. Adam 10 milyar umutu varsa 10 milyar umutu oynayabiliyor. Kapanıyor bak bizden. Sosyal bir şey. Ama sen bunu internet olarak... Kumara dönüştürürse... Tabii internet. Bence internetteki bütün siteleri kapatılmışlar. Burada çağrı yapıyorlar. Belki birileri bu politikte bayağı bir evet. Teperecek bir zaman. Evet, bunların kapatılması lazım. Yasal şifayesinin mücadele edilmesi lazım. Devlet şart oyunlarını tezekle, iddiası, yani sportörü, piyangoyu bir çap altında birleştirmiş oluşturması lazım. Çok güzel bir şey aslında. Bir çalışma yaparak, önemli bir konuya para koyarak. Evet. Sosyal bir konu yaparak, sosyal bir proje çıkararak artık bu mar bağımlı olan insanlar için bir rahatlıklı, yani bir hastane bir yönü açıp açması var. İnsanların da tedavi etmesi var. İnsanların çoğunluğunu buraya aktarmaması var. Böyle derken belki beni bir farklı bir yapıda görebilirsiniz. Evet. Ama ben sosyal bakış açısından, sosyal demokrat bir insanım. Sosyal bakıyorum ona. Yani insanların evleri, duvarları, çocuk parmağı getirip kumar... Bu işi şans için yaptılar, kumar için değil diyorsun. Yani, ben sizi çok yanılıyorum, evet. Sosyal bir çalışma. Devlette bunlara birim aşma şey getirdi. Halkı tedavi olsun. Bu neydi? Dediğim gibi merkez olsun. Sen yani, ama sen onu alamazsan uçurmak gibidir, intiharları getirir. Az para değil ya. Bugün 500 milyon atalık kadar alanlar. Bakıyorum internette, stajı şöyle yapıyor. İnternette yazıyorum diye başarı. Ya gelsene şuradan buraya gelsene evlendim. Ama ne yaptı? Sonra oldu. Neler biliyor musun? Panonun altında da var. Bana gelsene. Hastalık haline gel. Sen onu frenleyeceksin. Frenliyorum bak fazla oynamıyorum. Veya konuşacaksın. Bir şekilde engelleyeceksin. Bu ne? 5 lira 10 lira. Ne oluyor? İnsan baktıkta sonra ne oluyor? Sosyal bir. Saplantı haline geliyor. Saplantı oluyor ama. Bayiye geldiği zaman olmuyor. Bayi zaten. Zannetmiyorum şu bayi teşkilisi ama şu maça bilmeyen bayilerin üstünde ama bir kadar fazla basmıyor. Çünkü bize adam gelsin 5 yıl ölmesin gitsin, sigara parasını ölmesin. Onu istiyoruz çünkü kaybetmek istemiyoruz. Yuvasını yıkılmasını evet. istemiyoruz.
bir tavuğu birden kesmek var. Evet. Her gün 5 lira ödüyoruz. Ne gibi birden ne anlamı? Sonuçta senin o da müşterin. Tabii. Yani bunu söylerken de tabii birilerinin damarına da başlıyoruz şu anda. İnternetteki şeyleri. Çok muazzam videolar vardı artık yani. Resmi davayların 10 katı iş yapıyorlarına. İnanılmaz. Artık yani çok zengin insanlara da buraya yönetti. Ve oradan belirlerden sonra yaşlısı bahise gidiyor. Onlar da çıkıyor. Evet, zarar veriyor. Evet, burası çok güzel. Yani çarp internet ve hipermarketleri kaldırarak tamamen esnafa veriyorsa diyebilirsin. Ve takibi daha kolay. Daha takibi kolay çünkü bilir ya. Bir adam gelip bir paket kazandı. Ne dedin aman dedim. Fazla gelip aman dedim. Fazla kazandı. Çocuğun parasını vermedi. Ne güzel, ne güzel. Yakıyoruz bunu yani. Evet. Niye insan... Adam da ikna olur henüz de. Evet ya ben ne yapıyorum der. Senin paranın hepsini aldığını düşün. Yani. Evet. Bir daha... 1 lira aldı. Evet. Oynadın, böyle bir işin. Evet. Ne yapıyor? Bir daha geliyor, atıyor. Niye? Diyor zaten bana. Her gün bir kazı kazanma. Bir de bir şey çıktı. Evet, şans. Gelip bir kere de 10 para aldı. Evet. Bakın bunları işte herkes söyleme Sayın Başkan. Ne diyor? Evet. Ne söylemiyor? Evet. O insanın evinin ekmek parasını, çocuğunun ekmek parasını getirip zarar mısın? Gelsin 1 milyon. Her gün bir tane alsın. Evet. Bir tane kazanma. Bir sayı satma. Her gün farklı bir şey değil mi? Tabii. Evet. Yılbaşı günü şeyler ne oluşuyor? Bu bazılar başı dolaşıyorlar. Diğer bağlamayın, şunu yapmayın diyorlar. Evet. Üyelerimizde tehditler de var. Evet. Biraz farklı gruplar işte değil farklı artık. Farklı gruplar da var ama farklı gruplar topluma destekleri çok böyle yaparak bayilerimize çünkü bayilerimiz yılbaşında işe çıkmayanlar var, çekip gidenler var, sonra gidenleri afiş verildiler. Haram olur, şu haram olur. Evet. Yani bir de ondan uğraşıyorsunuz. Bir de ondan uğraşıyoruz. Aslında yapması gereken sosyal bir çalışma yaparak devlet bizi çağırarak veya herhangi bir oda başkanı diğer oda başkanları nasıl ama şunu istiyor, bizleri çağırsa bir sosyal proje çizse her ile bir tane hastane bölümünden kumarla ilgili çok güzel bir konu aslında bana basın Sayın Başkan yani dedi ki kumar hastaları için mutlaka bir klinik açılsın. Dünyada var, Avrupa'da var. Burada bizde yok galiba. Yok. Evet. Bence ya gelen müdürü açtın arkadaş. Evet. Bu şartı getirdin. Sportu açtın. TCK açtın. Millet insanlar bunlar oluyor. Kafir oluyor. Ama sen aynısı alt yarı şey için geçer. Yani evet. Bir de şu var. 300 tane şu anda tombala salonları var, şeyler var. Evet. İnsanlar oynuyor. Ama bunları bir tedavi edersen, psikolojik olarak işte arkadaş sen bunu oynuyorsun. Bunu kazanma amacıyla sen 3 lirasın, 5 lirayı atar. Evini bıraktı, ben bunu anlamıyorum. Ya imam. Ceketine varınca ya satmanı al. Bundan 8-10 sene önce imam bana 1,5 milyon borç var. Ya yakaladı 70 bin lira kadar para yaptı. İddia. Dedi ki ben bu işi daire alalım. Ben de günah alalım. Fıktan alalım. Bu işi çözdü. Sonra hanımın altında da böyle gitti. Hepsi gitti mi? Tabii. 10 milyar lira. Haydan gelen. Buya gider ama evet. Bunu hobi olarak teşvik evet. Yaparsan bir sürü kendini rahatlatır. Evet. Biz tekrar söylüyoruz vatandaşlarım. Tiyango bayilerini ve internette oyun oynamamalarını, internetten bile almamalarını, hipermarkette bile almamalarını tamamen toplumun içine yaymış bak sosyal bir açıdan. Bilet aldığı zaman konuşuyorsun bir sosyal bir şey yapıyorsun. Biliyorsun markete bir bilet var o zaman. Aynen. Görmüyorsun. BDT'ye gidiyorsun. BDT memur bakıyor ya. Sıra bekliyor insanlar orada. Kısaca bekliyor. İnsanlar orada bekliyor. İki tane memur dışarı bulmuştur, iki tane de elinde biletle dolaşıyor, bilet aldınız. Teyze açıyor, köyü dolaşıyor ya. Evet, maşallah. Sayın Başkan güzel bilgiler verdiniz, ağzınızı birbirinize sağlık. Özellikle dediğiniz gibi kumar hastalarının tedavi alınması çok güzel proje. Yani birçok bunlar bence yuvalar sonra yuvalar olarak oturulur. Çok örneğini yaşıyoruz. Dediğiniz gibi karısının altından alıncaya kadar evinin barkası satan, sonra intihara giden olaylar var. Her şeyi kaybettiği için. Çünkü geliyor bize, önce 1-5'te iddia bari. Orada yazılış bahis günü gelmiş. İlk başta şeye bakıyor, bu internette oynanan resmi siteye gidiyor. Resmi sitede doyum almıyor, yazılış günü gidiyor internette. 500 TL 400 TL para veriyor artık ha. Sana bir bonus veriyor değil mi sana? Oynayabilirsin de çıkıp alıyorum diyor. Evet. Zaten seni yakaladın tamam. Bir kere 3000 grup tuzağı. Evet, 300 TL para alacak, 500 TL alacak diyor. Para alacak. O kadar sıra. Evet. Geçti diyor. Geçti diyor. Ben sana 500 TL para vereceğim diyor. Evet. Sonra o para da alamıyor. O para da evlamı da veriyor. Evet. Allah yardımcısı insanı. Evet, konuğumuz Seyit Bıçak Parti İzmir Şahsı Oyunları Bayım İlper Gece Mısaklı Parlası Başkanı'ydı. Güzel bir dakika çekti. Hepimizin hayatımız olan bir İlper Gurun bilinmeyen yüzünü anlattı bize. Gerçekten güzel bir konuydu. Kemal Kart'ta
Türkiye'nin şanslı bayilerinden. O iki insan psikolojisini bize biraz anlattı. Bu insanların nasıl mutlu olduğunu, hem yıl açık olsun, inşallah çabalar önüne geçilir. İnsanlar sırf bu işi kumar olarak değil de mutlu olmak şans için. Şans için kendilerini görürler. Ya mutlaka ikramiye güzel bir şey. Hayat insanın hayatını değiştirir. Ya, çıkan adamı da şunu söylüyoruz, sakın ha. Çıkmamış bir hareketiz. Evet, o da bir yerden bile. Dünyası değişiyor. Bir iş yok, psikolojisi değişiyor, parayı ne yapacağını bilmiyor. Hemen bak, ne yapayım? Evet. Bir tane emniyet mensubu geldi bana. Tembo Bayılar mensubu geldi. Sayısal olarak nasıl 150 bin lira kazanmış. İş yerleri açmış. Atmış. Tembo Bayılar olacak. Temizler üstünü, şunu istiyor. Adam borçlu. O parayı bir şey istemiş. Tembo Bayılar abi. İşte en güzel örnek. Ama hemen iş yeri açayım diye düşünürüz. İş yokmuş şimdi. İş yeri açmışsın. Sahip kafa, evet. Sakin kafadan hareketsin. Yani benim param çıktı, hemen iş yeri açayım, mağazaları açayım. Kesinlikle bitiyorlar. Evet. Ve birine buradan düşüyorlar, evet. Parayı yiyorlar. Efendim, ulaşık olsun, başarılar diliyoruz. Efendim, yarın görüşürüz. Mutlu günler, hoşçakalın.